Gösteri ve sahne sanatları, tarihin en eski ve en etkili kitle iletişim aygıtları olmuştur. Ta M.Ö. 550 yılları civarında Atina'daki Dionysos Tiyatrosu'ndan tutun da modern dönemdeki Beyaz Şov, Acun yapımları, Twitch ve benzeri canlı yayın platformlarına kadar kitleleri bir araya getirmiş, eğlendirmiş, bilerek veya bilmeyerek bazı fikirlere empoze etmiştir. Bu sahnedeki gösteri ve içeriği üreten ve tüketen kişiler arasındaki ilişki 2500 yıldır pek değişmemiştir aslında. İnsanlar yüzyıllardır sahnede veya ekranda gördüklerine karşı ya hayranlık duymuşlar ve etkilenmişler ya da nefret etmişler ve küfretmişlerdir. Bunların oranı içeriğe ve üretine göre değişse de her gösteri illaki çok seven de olmuştur, nefret eden de olmuştur. Peki, sahnedeki ürün ile alıcısı arasındaki ilişki yüzyıllardır aynı dedik. Fakat ister antik çağda olsun, ister internet çağında bu gösterilerin çok büyük kitlelere ulaşması hiçbir zaman ucuz olmadı. Ya pahalı ve büyük işçilik gerektiren tiyatrolara, ya stüdyo, kamera, set ekibi ve canlı yayın cihazlarına, ya da devasa serverlara ihtiyaç her zaman oldu. Bu da demektir ki birileri bu gösteriler var olsun diye büyük bütçeler yatırmak ve kaliteli iş gücü kullanmak zorunda. Kimse de bunu babasının hayrına yapmaz. Yapmadı da zaten. Modern çağa kadar devletlerin elinde olan bu kitle iletişim aygıtları her daim iktidarların ideoloji doğrultusunda kullanıldı. Bu ister Atina seçimlerini etkilemek olsun, ister halkı oyalamak için yapılan gladyatör savaşları olsun, hep bir propaganda aracı olarak kullanıldı bu gösteriler. Fakat modern zamanlara geçişte bazı insanlar bu propagandanın bir üst seviyeye taşınabileceğini fark etti. Eisenstein olsun, Goebbels olsun, bunlarla açık bir şekilde yalan söylenebileceğini fark ettiler. Herkes olmasa da bireylerin bir araya getirerek oluşturdukları kitleler, ekranda gördükleri şeye inanma, onlardan etkilenme eğilimindedirler. Bu sinema olsun, televizyon olsun, basın olsun, her dönem insanlar üzerinde belli bir algı oluşturmak için kullanıldı. Evet, kimse okuduğu tek bir haberden ya da izlediği tek bir filmden dolayı algısını veya dünya görüşünü değiştirmiyor. Fakat bunların uzun yıllar boyunca bir arada benzer söylemler üzerinden ilerlemesi toplumda illaki bir dönüşüm sağlıyor. Peki, gösteri dünyasının insan üzerindeki etkisini tek bilenler sadece iktidarlar mıydı? Tabii ki de hayır. Bunu aslında en iyi bilen ve en iyi kullanan grup her daim reklamcılar olmuştu. Reklamlar da geçtiğimiz yüzyıl boyunca evrim geçirdi. Başlarda sinema veya tiyatro salonunun binasında afiş olarak yer aldılar. Daha sonra filmden önce yayınlanan kısa filmlere dönüştüler. Derken filmlerde bizzat kullanılan ürünler ya da eserde arka plan olarak görünen reklamlar oldular. Nihayetinde karakterlerin de bir parçası oldular. Sürekli sigara içen cool karakter ya da sadece Pepsi içen Snickers ya ikonik karakterler gibi. TV'lerin de yaygınlaşmasıyla artık reklamlar her evin içindeydi. Bakın, reklamlar öcüdür, firmalar şeytandır demiyorum. Nihayetinde yapımların geliri arttıkça bize gelen eserlerin de bütçesi artıyor, bize daha iyi, daha cesur işler görebiliyoruz. Ben burada sadece durumu analiz ediyorum. Neyse, devam ediyorum ve TV çağından direkt günümüze atlıyorum. Artık reklamlar kişiselleştirebilir olmuştu. Yani atıyorum, Yasak Elma ya da Sadakatsiz gibi dizilerin sponsoru pırlantacı, perdeci olurken haliyle Twitch ve benzeri yayın platformunda sponsorları Nvidia, Yemek Sepeti, MSI gibi firmalar oluyor. Bu çok normal. Artık reklamcılar reklamı genele fırlatmıyorlar. Direkt hedef oynuyorlar. Haliyle oyunlar ve oyun yayıncılığı ile kimlik bulan bir platformu sadece ürünler ve markalar değil, oyunların kendisi de reklam aracı olarak kullanıyorlar. Peki bunu en iyi nasıl yapabilirler? Tabii ki reklamı iyice kişiselleştirerek, belli bir oyun türünde öne çıkan figürlerle ortak çalışarak. Şimdi bu konuya geçmeden önce değinmek istediğim bir şey daha var. Biz insanlar kandırılmak isteriz. Bunda yanlış bir şey yok. Mesela Henry Cavill ekranda uçarak bizi kandırır. Biz de bunu görmek isteriz. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Fakat Henry Cavill gerçekten uçtuğunu iddia etmiyor. Zaten uçtuğunu iddia etse şöyle olurdu. Üreticiler de, aktör de, tüketiciler de bunun bir oyun, bir illüzyon, bir film, bir yalan olduğunu farkında. Sadece kandırılmak istiyoruz. Ama bunun bir yalan olduğunu farkındayız. Peki bu figürler işi biraz daha ilerletseydi? Kendilerinin gerçekten insanlık dışı üstün yetenekli varlıklar olduğunu öne sürselerdi. Shroud is different. Dude. Shroud is Shroud. What? Whoa! What? What? What was that? What? Oh my God! Stairs. Get the sim. Beni bu konu üzerine düşündüren az önce gösterdiğim video oldu.
Canlı yayınları takip eden biri değilim. Genelde ilgimi çeken şeyleri boş vaktimde tekrar olarak izlerim. Ya da herhangi bir oyun yayını canlı izleyen biri değilim. Bu video önüme gelene kadar Shroud sadece ismen duyduğum biriydi. Dedim ki oha bu nasıl olabiliyor? Bu adamın başka efsanevi hareket videolarına da bakmam lazım. Bu videolara bakarken Karma 2 adlı YouTube kanalının 2 saatlik bir videosuna denk geldim. Video Shroud'un hile yaptığına dair şüpheli anları barındıran bir videoydu. Linki videonun açıklamasına da koydum. İstiyorsanız kendiniz de izleyebilirsiniz. Çok sayıda şüpheli hareket olmasına rağmen ben sadece birkaç tane artık şüphe değil aleni olarak hile olabilecek görüntüleri size sunacağım. Çünkü bir insan gerçekten çok yetenekli bir FPS oyuncusu olabilir. Saniyenin onda birinde hedefi tak diye vurabilir. Bunlar olamaz, yapılamaz şeyler demiyorum. Ama birazdan da izleyeceğimiz şeylerden sonra aklımda bir soru işareti oluştu. Öncelikle şunu belirtmeliyim. Türkiye'den herhangi bir yayıncı ile ilgili herhangi bir ithamım yok. Çünkü gerçekten herhangi bir fikrim de yok. Fakat global ölçekte en yüksek seviye yayıncılık içinde inanılmaz bir para dönüyor. Twitch sızıntılarından ve basından bilinen anlaşmalara göre Shroud sadece Twitch üzerinden 2 milyon dolardan fazla, Mixer anlaşmasıyla da 10 milyon dolar civarında bir para kazanmış. E peki kazanabilir, bundan sana ne dersiniz? Aslında haklısınız. Bir insan sadece karakteri, muhabbeti, analizleri hatta sadece tipi yüzünden sevebilirsiniz. Onu takip eder, direkt ya da dolaylı yoldan para da kazandırabilirsiniz. Bunlar sadece günümüzde değil, gösterişi var olduğundan beri normal olan şeyler. Benim eleştirdiğim şey de bu değil. Shroud özelinde bakarsak eğer, onun takip edilme ve öne çıkma sebebi insanüstü eğim yeteneği. Bu yetenek sayesinde insanlar üzerindeki oluşturduğu etkiyle inanılmaz bir kitle ve servet kazanmış durumunda. E diyeceksiniz, hadi tamam bu oyunlarda hile yaptı. Peki yeni çıkan oyunlarda nasıl hile yapıyor? Siz yeni bir shooter oyunu çıkarsanız, Shroud ve benzeri gibi elindeki kitleyi saniyeler içinde ürünüze çekebilecek inanılmaz güçlü bir reklam panosuna. Hile ve benzeri şeylerde yardımcı olur musunuz, olmaz mısınız? Yok hayır biz senden gelecek 1 milyon müşteri istemiyoruz, tamamen temiz bir oyunuz der misiniz? Bunu diyenler de vardır ama çoğu büyük bütçeli oyunun bunu diyeceğini zannetmiyor. Açıkçası ne Shroud'un, ne hayranlarının, ne de kazandığı paranın benim hayatımda herhangi bir etkisi yok. Beni düşündüren kısmı, tükettiğimiz medya araçlarının bu kadar kişiselleştiği, ekrandaki kişiyle birebir bağ kurduğumuz bu dönemde, acaba kimler bizi nasıl, ne şekilde kandırdı? Samimiyet hissettiğimiz kaç kişi aslında ekranlara oynayan, tamamen oluşturdukları yalan bir karakteri, yalan bir personayı bize sevdiren insanlardı? Acaba bize ne gibi ürünler kakalandı? Ben sadece bunu düşünüyorum. Ve bu durum beni çok rahatsız ediyor. Ayrıca bir diğer konu da algoritma. YouTube ve benzeri platform algoritmalarının birinci amacı bizi platformda tutabildiği kadar tutmak. Bu sayede daha da büyümek, daha da çok kazanmak, hatta tekelleşmek. Peki, sorum şu, çok paranın sınırı nedir? Yani nereye kadar amacınız sadece çok para kazanmak, çok büyümek olur? Artık kazandığınız para miktarının herhangi bir anlam ifade etmediği noktada davranışlarını etkileyebileceğiniz, her hareketini bildiğiniz ve yönlendirebileceğiniz bir insan yığınıyla, ki bu insan yığını YouTube açısından konuşursak milyar seviyesinde, yani neler yapabilirsiniz? Bu videoyu yapma amacım da aklıma takılan bu soruyu başka insanlara da sormak. Yalan ve yönlendirmenin ağababası TV'lerden kaçan insanlar, daha büyük bir yalanın ve yönlendirmenin içinde mi buldu kendini?